Sesli Gazete'ye hoş geldiniz. Gazetelerde öne çıkan haberlerle karşınızdayız. İlk gazetemiz Bir Gün Gazetesi, Mersin'de ilk 100 günde neler oldu başlığıyla karşımızda. 31 Mart mahalli idareler genel seçimlerinde halkın iradesiyle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer, görevinde 100. günü geride bıraktı. Başkan Seçer, 100 gün sürecinde adaletli, şeffaf, tasarrufa dönük ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla Mersin'de yıllardır yapılmayanları yaptı. Bir sonraki gazetemiz ise Hürriyet Çukurova. Seçer, Çin'den yatırıma çağırdı. Çin'de düzenlenen Uluslararası İpek Yolu'ndaki Kardeş Şehirler Zirvesi'ne katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kente yatırım çağrısında bulundu. Yine Hürriyet Çukurova gazetesi Mersin'de kadın ve çocuk çalıştayı başlığıyla karşımızda. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kadın ve çocuklara pozitif ayrımcılık gösterilmesi gerektiğini söyledi. Yine Hürriyet Çukurova gazetesi gençlere üniversite tercihlerinde destek başlığıyla karşımızda. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihi yapacak öğrencilere yardımcı olmak ve doğru biçimde yönelimlerini sağlamak amacıyla bir konferans düzenlendi. Bir diğer gazetemiz ise Yeni Güney gazetesi "Yeni tarihler yazmamız lazım" başlığıyla karşımızda. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Lozan Barış Antlaşması'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen geleneksel Lozan Şöleni'nde yaptığı konuşmada, "Tarihimizi unutmayalım, şerefli ve onurlu tarihimizde gurur duyalım. Ama bugünün koşullarında oralara takılıp kalmadan, oraların yansıttığı ışıkla önümüzü görerek yeni tarihler yazmamız lazım" dedi. Yeni Göksu gazetesi ise Seçer'den muhtarlara bilgisayar müjdesi başlığıyla karşımızda. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda 4 merkez ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlara yeni bilgisayar müjdesi veren Seçer, 805 mahalle muhtarımıza yeni bilgisayarlar dağıtacağız dedi. Çukurova gazetesi ise Başkan Seçer çarşı esnafıyla buluştu demiş. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ve İstiklal Caddesi esnafıyla buluştu. Mersin İMC gazetesi ise mahalleliden çalışmaya gönüllü katılım başlığıyla karşımızda. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kent içinde yaptığı hizmetlere vatandaşlar da gönüllü olarak katılıyor. Mersin gazetesi ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor başlığıyla karşımızda. Haberin içeriği ise şöyle: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce zararlı haşere gruplarına karşı yürütülen ilaçlama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Son haberimiz ise 9 Sütun gazetesinden. Sokak hayvanları için kuaför hizmeti. Mersin'de Karşı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanları için barınma ve tıbbi bakımın yanı sıra yeni oluşturulan pet kuaförüyle banyo ve tüy tarama gibi hizmetler de veriliyor. Bu haftalık da bizden bu kadar. Yeni haftada görüşünceye dek hoşça kalın.